Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan ek aldığında ünlü düşmesine uğramaz. Ünlü ile başlayan ek getireceğiz. Karın kelimesine ı ünlüsünü getirince karını değil karnı olur. Şuradaki ı ünlüsü düşer. Onun için burada ünlü düşmesi olur. Tavır kelimesine I getirirsek, I ünlüsünü, tav ı getirirsek ı ünlüsünü tavrı şeklinde olur. Şu aradaki ı ünlüsü yine düşer alın kelimesine ı getirirsek al nı olur. Yine şu ortadaki ı ünlüsü cümleden düşer. Beyt kelimesine i getirirsek bey olur. Yine şu ortadaki i ünlüsü düşer. Burada da ünlü düşmesi olur. Ama ağıt kelimesine ı getirdiğimiz zaman al diye bir şey olamayacağı için bu kelimede ünlü düşmesi olmaz. Dikkat edelim. Bu cümlede Numaralanmış sözcüklerin hangisinde aynı ses olayı vardır? Değerli öğrencilerim fıstıkçı şahap ünsüzleri yan yana gelince biz bunlara ünsüz benzeşmesi diyoruz. Ünsüz benzeşmesinin diğer adı ünsüz sertleşmesidir. Bakın kitap P var. Fıstıkçı şahapta P var mı? Var. Aslında bu kitap dağdır. Ancak şu D fıstıkçı şahabın yanına gelirken o da fıstıkçı şahaba dönerek T oluyor. Bakın T de var fıstık çapta. P ve T olduğu için biz buna ünsüz benzeşmesi diyoruz. Aynı şey 4'te de var. Bakın gerçektir bu kelime. Fıstık çapta K var. Aslında bu gerçek C'dir. Ancak K kendisine benzeterek Ç yapıyor ve gerçekçi oluyor. Bakın K de fıstık var. Ç de var. Onun için biz buna da ünsüz benzeşmesi diyoruz. Yani 1 ve 4'te ünsüz benzeşmesi vardı. Cevabımız Bursa. Sunulmuyor. Değerli öğrencilerim yorun olduğu yerlerde ünlü daralması olma olasılığı var. Yoru çıkarıyoruz. U'yu A'ya çeviriyoruz. Sonra da mak eki getiriyoruz. Sunulma mak. Oldu mu? Oldu. Şuradaki A ünlüsü U ünlüsüne döndüğü için biz buna ünlü daralması diyoruz. Yalnızca, yalnızca kelimesinin kökü yalından gelir yalın tek sade gibi anlamlara gelir. Şu ortada ı ünlüsü varken buradaki ı ünlüsü düşmüş. Biz buna ünlü düşmesi diyoruz. Aracılığıyla bunun kökü araçtır. Tc'ye döndüğü için ünsüz yumuşamasıdır. Aracılıktır. Yine Kg'ye döndüğü için ünsüz yumuşamasıdır. Bunların hiçbiri birbirine benzemiyordu. Cevabımız Bursa olacak. Bu dizelerde altı çizili sözcüklerle ilgili hangisi yanlıştır? Birinci sözcükte ünlü daralması var. Değerli öğrencilerim yor eki ünlü daralması yapabilir ama her zaman yapmaz. Peki nasıl anlayacağız? Hemen uygulayalım. Başlı yor dediğiniz zaman önce yorun üzerini çizeceksiniz. Yordan önce ı ve u gelirse onları a'ya çevirip mak getireceksiniz. İ ve ü gelirse de onları e'ye çevirip mek getireceksiniz. Eğer ''mak'' ya da ''mek'' getirdiğinizde uygun düşüyorsa ünlü daralması var. Yoksa ünlü daralması yok. Bakın ''ı'''yı ''a''ya çevireceğim. Başla. Sonra ''mak'' getireceğim. Başlamak oldu. Ünlü daralması var. Bakın bir tane daha yapalım. İzliyor. Yoru çıkaracağız. ''i''yi ''e''ye çevireceğiz. İzle. ''Mek'' oldu. Ünlü daralması var. Gidiyor. Yoru çıkardım. ''i''yi ''e''ye çevireceğim. Gide. Sonra mek getireceğim. Bir demek olmadı. O zaman burada ünlü daralması yok. Dikkat edelim. Bakın bir tane daha yapalım. Seviyor. Yoru çıkaracağız. İ'yi E'ye çevireceğiz. Seve, mek olmadı. Daralma yok. Bazıları sevmek diye getiriyor. Hayır öyle getirmeyeceksin. İ'yi E'ye çevirip sonra mek getireceksin. Burada daralma yok. ÖSYM'de son yıllarda ünlü daralmasına kafayı takmış durumda. Dikkat edelim. Kaynaştırma ünsüzlüğü. Yaşasının ünsüzleri yani Y, Ş, S, N ünsüzleri iki ünlünün arasına gelecek. Bakın kelimemiz gölge E ile bitti. Sonra i geldi. Araya S geldi. Bu S kaynaştırma ünsüzüdür. Ünsüz yumuşaması P, Ç, T, K'nin ünlü aldığı zaman B, C, D, G'ye dönmesi. Çoğalan kelimenin kökü çoktur. Bakın şu K ünsüzümüz yumuşak G'ye dönmüş. Biz buna ünsüz yumuşaması diyoruz. Türetilirken ünlü düşmüştür. Türetilirken ünlü düşmesi demek yapım eki alırken ünlü düşmesi demek. Bir yaz daha sarartıyor diyor. Sarartıyor kelimesinin kökü sarıdır. Çünkü sararan şey ne olur? Sarı olur. Sarımak olmaz isim kök. Sarıdan sararmak olmuş. Sarı başka, sararmak başka. Yapım eki almış. Yapım eki alırken yani türetilirken ı ünlüsünü kaybetmiş ve şuradaki ı ünlüsü düşmüş. Bu da doğru. Ünlü düşmesi var. Gönlümün, bunun kökü gönüldür. Ü ünlüsü düştüğü için ünlü düşmesi de vardı arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi? Ünsüz benzeşmesinin diğer adı ünsüz sertleşmesidir. Yoktur diyor. Ünsüz benzeşmesi olabilmesi için Fıstıkçı şahap ünsüzlerinin en az ikisinin yan yana gelmesi gerekiyor. Bakın keskin kelimesi hemen şuraya alalım. Kelimenin kökü kesmektir. Bakın fıstıkçı şahapta S var. Aslında bu kesgin olacak. Burada gin diye ek var. Ancak fıstıkçı şahapta G olmadığı için onu kendine benzetiyor ve keskin yapıyor. Bakın S ve K ünsüz benzeşmesi burada var. Yavaşça hemen kelimeyi yine buraya alalım yavaştır. Bakın ş ile bitti. Fıstık şahapta ş var. Aslında bu yavaş ca'dır. Ca eki var. Ancak fıstıkçı şahapta c olmadığı için onu ç'ye çevirecek. Yavaş ça yapacak. T ve ç arasında yine benzeşme var. Üçüncü de sıktığı diyor. Kelimenin kökü sıkmaktır. Bakın p, ç, t, k. K yine var fıstıkçı şahapta. Hemen yanına aslında sık dık şeklinde oluyor. Ancak fıstıkçı şapta D olmadığı için onu T'ye çeviriyor ve sık tık şeklinde T ve T arasında yine bir benzeşme oluyor. Burada da benzeşme var. Burada ise 4'te ise karanlık K ile bitti. Aslında bu karanlık D olacak. Ancak fıstıkçı şapta D olmadığı için onu T'ye çevirdi. Yine ünsüz benzeşmesi vardı. Bunlar da varken 5'te ünsüz benzeşmesi yoktu arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır? Değerli öğrencilerim ünlü daralması gereğini itibariyle yor eki ile olur. Ancak yor eki olmadan şu 3 kelimeye dikkat edin. Bu üç kelime yor eki olmadan daralır. Diye kelimesi demekten gelir. Şuradaki e i'ye döndüğü için daralmıştır. Niye kelimesi neden gelir. Şuradaki e i'ye döndüğü için daralmıştır. Yiyecek kelimesi yemekten gelir. Şuradaki e i'ye döndüğü için daralmıştır. Yani yoreki olmadan diye, niye ve yiyecek ünlü daralmasına uğrar. Şurada diyecek kelimesinin kökü demektir. Şuradaki e i'ye dönmüş ünlü daralması var. Peki hocam burada da yorlar vardı. Bu yorlar daraltmamış mı? Her yor ünlü daralması yapmaz. Nasıl yapıyorduk bunu? Yoru çıkarıyorduk. Önünde ü varsa e'ye çeviriyorduk. Sonra da mek getiriyorduk süpüremek. Oldu mu? Olmadı. Olmazsa ünlü daralması olmuyordu. Ama mesela bakın bir tane daha yapalım. Başlıyor. Yor'u çıkardım. I'yı A'ya çevirip mak getirdim. Başla mak olduğu için burada daralma vardı mesela. Bakın şimdi hemen şurada da yor var. Söylediklerimi biliyor. Yor'u çıkarıyorum. İ'yi E'ye çeviriyorum. Bilemek olmadı. Daralma yok. Çalışıyor. Yor'u çıkardım. I'yı A'ya çevirdim. Çalışamak olmadı. Daralma yok. Düşünmeden kanıyor onun sözlerine. Onun sözlerine kanıyor. Buradaki kanıyor inanıyor anlamında. Yoru çıkardım. I'yı A'ya çevirdim. Kanamak olmadı. Burada da daralma yok. Dizleri kanıyor deseydi o kanamak olurdu. Ama bu düşüncelerine kanıyor. Yani inanıyor anlamında. Onun için kanamak olmuyor. Burada da daralma yok. Diye niye yiyecek? Yoreki almadan almıştır arkadaşlar. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Burada ünlü türemesi yok. Ünlü türemesi iki yolla olur. Bir cık ekiyle olur. Mesela biricik dediğiniz zaman aslında bu bir ciktir. Şu ortaya i ünlüsü girerek ünlü türemesi olmuş. Ya da daracık, darcık, a türemiş gibi. Bir de pekiştirmelerde ünlü türemesi olabilir. Mesela yapa yalnız dediğiniz zaman aslında bu yap yalnızdır. Şu ortaya A girmiş ünlü türemesi var. Burada hiçbir kelimede böyle bir kalıp yoktu. Onun için ünlü türememiz yoktur burada. Ünlü düşmesi uykuyu kelimenin kökü uyumaktır. Şuradaki U ünlüsü düştüğü için ünlü, türe, ünlü düşmesi var. Ömrün kelimenin kökü ömürdür. Ü ünlüsü düştüğü için burada ünlü düşmesi var. Ünsüz türemesi iki ünsüzün aynı ünsüzün bir araya gelmesiyle oluşur. Tabi tek bir ünsüz türeyecek. Yani af ı dediğin zaman şuraya f giriyor. Ünsüz türemesine uğruyor. Bu da şurada vardı. Haz ı'dır. Ortaya z girerek ünsüz türemesi olmuş. Bu ünsüz türemesinin diğer adı ünsüz ikizleşmesidir. Çünkü aynı harf türüyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Ünsüz benzeşmesi. Fıstıkçı çağıb ünsüzlerinin yan yana gelmesi. Vuslat bakın t ile bitti. Fıstıkçı çağıpta t var. Aslında bu vuslat dağdır. Ancak kendine benzeştiriyor. Vuslat ta yapıyor. Yine aynı şey şurada da var. Söktüğü kelimesinde de var. Bakın sökmektir. K ile bitti. Fıstıkçı şapta K var. Aslında söktüktür. Şu D'yi T'ye çevirerek benzeştiriyor. Ünsüz benzeşmemiz de vardı. Ünsüz değişmesi, ünsüz yumuşamasının diğer adıdır. Yani P, Ç, -T -K, B -C -D dönecek. O da şurada var. Bakın sök tüktür. Şuradaki K yumuşak G'ye dönmüş. Ünsüz yumuşamasına uğramış. Bu da vardı. Ancak ünlü türemesi yoktu. Ne biricik daracık gibi unsurlar ne de yapayalnız düpedüz gibi kelimeler vardı arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünsüz türemesi hem ünsüz düşmesi vardır? Cevabımıza gelelim. Ufacık kelimesi ufaktan gelir. Aslında bu ufakçıktır. Şuradaki K ünsüzü düşmüştür. Burada ünsüz düşmesi var. Hissedebiliyorum. Aslında bu his etmektir. Şuradaki S araya girerek ünsüz türemesine yol açmış. Bakın A şıkkında zan etmek şuradaki N türemiş. Burada ünsüz türemesi var. Ancak burada ünsüz düşmesi yoktu arkadaşlar. İkinci şıkta darcık A türemiş. Ancak A ünlü olduğu için bu ünlü türemesidir. Burada ünsüz türemesi de ünsüz düşmesi de yoktu. Devam ediyorum. Yine C şıkkında her ikisi de yoktu. E şıkkında alçacık. Aslında bu alçaktır. Şuradaki K düştüğü için ünsüz düşmesi var. Ancak burada da ünsüz türemesi yoktu. Onun için cevabımız denizli olacak. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Benzer kelimesi ÖSYM tarafından sorulmuş bir kelimedir. Benzer kelime kökü benizdir. Beniz 100 demektir arkadaşlar. Beniz'den benzemek olmuş. Bakın şuradaki i ünlüsü düşmüş. Onun için burada ünlü düşmesi var. Nasıl kelimesi N ve asıl kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş birleşik sözcüktür. Şuradaki e ünlüsü düştüğü için burada da ünlü düşmesi var. Kaybolan kayıptan gelir. Şuradaki ı düştüğü için burada da ünlü düşmesi var. Uykuyu uyumaktan gelir. Şuradaki u ünlüsü düştüğü için burada da var. Ancak yollanır kelimesinde ünlü düşmesi yoktu arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Aynı sözcükte bakın aynı cümlede değil. Aynı sözcükte aynı kelimede hem ünsüz benzeşmesi hem ünsüz yumuşaması var. Ünsüz benzeşmesi dediği fıstıkçı şab ünsüzlerinin kendinden sonra geleni kendine benzetmesidir. Yani iki tane fıstıkçı şabünsü yan yana gelecek. Ünsüz yumuşaması dediğimizde P, Ç, T ve K'nin B, C, D ve G'ye, yumuşak G'ye dönmesidir. Hadi başlayalım. Önce cevabımızdan başlayalım. Dolaştığımız diyor. Hemen kelimeyi aşağıya alıyorum. Dolaşmaktır. Bakın fıstıkçı şabünsüzlerinden şey ile bitmiş. Aslında bu dolaşdıktır. Ancak şuradaki D'yi T'ye çevirerek fıstıkçı şahaba benzetmiş. Onun için ş ve t iki fıstıkçı şahbün süzü yan yana geldiği için burada benzeşme var şu arada. Aynı zamanda bu dolaştıktır. Şuradaki k yumuşak g'ye dönmüş. K'nin yumuşak g'ye dönmesine de yumuşama diyoruz. Yani bu kelimede hem yumuşama hem de benzeşme vardı. Şurada yorulmuştuk. Ş ve t arasında benzeşme var ama aynı kelimede yumuşama yok. A şıkkında yine şurada benzeşme var ama bu kelimede yumuşama yok. Yine C şıkkına bakarken şurada K ve T arasında benzeşme var. Aslında yapacak dıktır, yapacak tık olmuş. Benzeşme var ama bu kelimede yumuşama yoktu. Ağaçta bu kelimede benzeşme var ama yumuşama yok. Bu kelimede benzeşme var ama yumuşama yok. Burada hayret etmektir. Şuradaki T, D'ye dönmüş yumuşamış. Ancak bu kelimede benzeşme yok. Burada oturduk, kg'ye dönmüş, yumuşamış ama benzeşme yok vesaire. Cevabımız da Bursa olacak. Bu dizelerde birden fazla sözcükte görülen ses olayı hangisidir? Bir kelimede değil, birden çok kelimede olacak. Ünsüz yumuşaması, p, ç, t, k ünsüzlerinin ünlü harf aldığında p'nin b'ye, ç'nin c'ye, t'nin d'ye K'nin de G ya da yumuşak G'ye dönmesine denir. Kitaplık. Bakın şu aslında K'dir. Ancak A ünlüsünü alınca K G'ye dönmüş yumuşamış. Gidiyor. Aslında bu gitmektir. Bakın şu T ile bitiyor. Daha sonra I ünlüsünü alınca T D'ye dönüyor. T'nin D'ye dönmesine ya da K'nin G'ye dönmesine ünsüz yumuşaması diyoruz. Burada birden çok ünsüz yumuşaması vardı. Şuradaki Y YŞSN ünsüzdür. Yani kaynaştırma ünsüzdür. Kaynaştırma ünsüzleri Y, Ş, S, -n'dir. Ancak burada bir tane kaynaştırma ünsüzü var. Birden çok yok. Vaktin varsa bu kökü de vakittir. Şuradaki i ünlüsü düşmüş. Ama bir tane ünlü düşmesi vardı. Ünlü türemesi ya da ünlü daralması bu soruda yoktu arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sözcükte ünsüz yumuşaması yoktur? Ünsüz yumuşaması, p, ç, t, k ünsüzlerinin ünlü ile başlayan ek aldığında p'nin b'ye, ç'nin c'ye, t'nin d'ye, k'nin de yumuşak g ve g'ye dönmesine denir. Hemen başlayalım. Ayakkabı bu kaptır aslında. Şuradaki p b'ye dönmüş. P'nin b'ye dönmesine yumuşama diyoruz. Adımlarla. Adım kelimesinin kökü atmaktan gelir. Çünkü adımı ne yaparız? Atarız atmaktan adım olmuş. Şuradaki T D'ye dönmüş. T'nin D'ye dönmesine yumuşama diyoruz. Burada birden fazla sözcük de var. Devam ediyorum. Yudumlayışında yudum yutmaktan gelir. T D'ye dönmüş yumuşamış. Bu çıkardıktır. K G'ye dönmüş yumuşamış. Yine rahatsız ediciydi. Etmekten gelir. T D'ye dönmüş yumuşamış. Burada da var. Ucundan uçtur. K C'ye dönmüş yumuşamış. Çoğumuz çoktan gelir. KG'ye dönmüş yumuşamış. Burada da var. Ayağına ayaktır. KG'ye dönmüş yumuşamış. Ancak burada başka bir yumuşama yoktu. Sadece bir kelime de vardı. Bize birden fazla kelimede olanı soruyordu. Bu kitaptır. PB'ye dönmüş yumuşamış. Devam ediyorum. Bu hazırlayacaktır. KG'ye dönmüş yumuşamış. Burada da birden çok kelimede ünsüz yumuşaması vardı arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte kaynaştırma ünsüzü yoktur? Kaynaştırma ünsüzü ya ça, sı'nın ünsüzlerinin iki ünlü arasına girmesiyle oluşur. Bakın kişilerini diyor. Şurada i var, şurada i var. Şurada İ var şuradaki ne bizim kaynaştırma ünsüzümüz. Ayakkabı'dır. Şuradaki s iki ünlü arasına girmiş kaynaştırma. Yine şuradaki ne iki ünlü arasına girmiş kaynaştırma. Burada iki tane kaynaştırma vardı. Varamayacak. Bakın buradaki Y iki tane ünlünün arasına girdiği için bu da kaynaştırma. Edirne'ye bakalım. Kaybedilmesi şuradaki S iki ünlü arasına girdiği için bu da kaynaştırma. Peki ben görünenin hocam burada da N var niye olmuyor derseniz şimdi ekine köküne ayıralım anlayacaksınız. Kelimenin kökü görmektir. Fiil kök. Görmekten görünmek olmuş. Burada fiilden fiil yapan yapım ekidir. Yani burada ün diye bir yapım eki var. Daha sonra en gelmiş. Bu en anası mezar dikecekmiş. an en sıfat fiildir. Yani fiilimsidir. Fiilimsilerde yine yapım ekidir arkadaşlar. küre in gelmiş. Buradaki in de ilgi ekidir, çekim ekidir. Bakın burada ne diye bir ek yok. Bunların hepsi şunlar yapım eki, şuradaki de in ilgi eki. Onun için burada kaynaştırma ünsüzü yoktu arkadaşlar.